2000 yılında Türkiye'nin ve Avrupa'nın da çok önemli arıtma tesislerinden olan Çiğli arıtma testleri yapıldı. Şahane bir şekilde geri dönüş başladı. Mavileşmeye başladı körfezimiz. Ama 2005'ten sonra yavaş yavaş tekrar kirliliğe doğru dönüş başladı. Çünkü özellikle derelerden gelen fabrika atıkları artık yeniden arıtmalar çalıştırılmadığı için maalesef yavaş yavaş durum kötüleşti. 2012-13'ten sonra deniz marullarını görmeye başladık. Her sene işte Kasım ayında ve Nisan-Mayıs aylarında görürken artık kronikleşti diyeyim daha sonra, ama son 2 yıldan beri hiç kalkmadı. Yani hep var bu deniz marulları. Aynı zamanda bu yıl bir de plankton patlamalarını gördük. Yani red tide'ı gördük. 2000 öncesi gördüğümüz olaylardı bunlar. Yani körfezin çok kirli olduğu dönemlere aitti. Ve balık ölümlerini de gördük. Yani bir kirli bir körfezde görülebilecek her şeyi biz bu yıl gördük. Ve çok ciddi körfezimiz risk altında. Ve hala daha maalesef derelerden kirli su gelmeye devam ediyor. Devam ettiği sürece de bunun başka çıkışı da yok. Daha çok kirlenecektir. Sıcaklıkların bir etkisi var mı? Sıcaklar tabii etkili. Sıcaklar koku olarak çok etkili. Yani dediğim gibi deniz marulu şu anda son 1,5 yıldan beri hiç kalkmadı, ama sıcaklıklarla beraber zaten koku başladı. Hatta bu yıl Mart ayında başladı koku. Özellikle Halkapınar civarında ve Büyükşehir Belediyesi 2 aydan beri çok ciddi çalışıyor oralarda. Yani o kokunun önüne geçmek için. Yani çok ciddi çalışıyor, ama hala da geçtiğimiz gün 2 gün önce falan ciddi olarak tekrar kokmaya başladı. Yani bu bir yerde şeyi pansuman yapmak gibi bir şey, o temizlikler. Yapılması gereken şey bütün fabrikaların arıtma testlerinin çalıştırılması, gerekiyorsa arıtma testlerin sübvanse edilmesi, enerjilerin sübvanse edilmesi, ki bunu bütün Türkiye'de yapmamız gerekiyor. Çünkü biz Türkiye'de denizleri foseptik olarak kullanıyoruz. Hala daha bakın müsilaj geçti başımızdan, çok büyük tehlikeler geçti. Bugün Fethiye'ye kadar olan bütün her yerde var bu plankton patlamaları, ama biz hala daha denizleri foseptik olarak kullanmaya devam ediyoruz. Önce bunun önüne geçmek için önce bütün bu fabrikadan gelen bütün atıkların temizlenmesi ve temiz suyun körfeze verilmesi lazım. Ayrıca İzmir Körfezi'nde yapılan çok da büyük bir yanlış daha var. O da derelerin altı betonlandı. O betonlar da kırılacak. Yani toprak ve su nefes alacak karşılıklı iletişime geçmeden bu kokunun önüne geçemezsiniz. Maç yap.